everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar 9. sınıf İngilizce yazılıya hazırlık ve sayfamı şıkırt diye çevirdim. Şimdi bir bakalım notlarımızda neler var. Önemli mi? Çok önemli. Diyor ki prepositions neydi arkadaşlar? Bakın prepositions of place yani yer edatlarına bakacağız. In içinde on üstünde hikayeleri vardı ya. Making comparison. Hocam karşılaştırma yapar mıyız derseniz on numara beş yıldız. Furnitures. Şimdi normalde furnitures demiş ya aslında ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın bu kelime sayılamaz bir kelimedir. Kelime normalde furniture olarak kullanılmalıdır. Sandalyeler, masalar, koltuklar diyebilirim. Bunların hepsine mobilya dendiği için bu kelimeyi normal şartlarda sağ ya mam dedim ve misler gibi üstünü çizdim. Furniture, mobilya and rooms. Odalar. Bunlar işlenmiş ama en sevdiğim arkadaşlar bakın burada ne var? De, şu kelime kelimeyi hatırlarsınız demo hani bir şeyi önden gösteriyor ya oradan aklınızda kalsın demonstratives dedim ve sayfamı çevirdim belirteşler. Şimdi arkadaşlar ne yapmışız? Movies görmüşüz. Likes, hoşlandıklarım, dislikes, nefret ettiklerim, hoşlanmadıklarım da diyebilirim. Make bakın, normalde prefer ne demekti? Tercih etmek. Ama kelimenin telaffuzunu izle. Preference. Making preferences, tercihlerde bulunacağız. Telling the time, zamanı söyleyeceğiz, saati, tarihi söyleyeceğiz kabul etmeler accept refuse ediyoruz bugün Türkçede bakın refuse ediyorum değil mi arkadaşlar reddetmek refuse given opinions fikrinizi vermek istediğinizde bir de simple present tense çaktık mı vallahi bu iş lokum gibi olur çevirdim ve baktım ki human in nature. Yani nature doğada insan diye bir şey işledik ya. Daily routines. Bakın arkadaşlar benim rutinlerim var mı? Var. Doğal yapımıza bakıyoruz. Abilities, yeteneklerim. Hani kendiler kudlar vardı ya. Bir de frequency adverbs. Yani sıklık zarfları. Neydi sıklık zarfı? Bir fiilin ne sıklıkta olduğunu. Ne sıklıkta sinemaya gidersin? Very often. Çok sık giderim. Tadında. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir konu. %100 çıkar mı? Çıkar. Kesin çıkar mı? Çıkar. Yazılda çıkar mı çıkar? Ölümüne çıkar. Nedir hocam? Karşılaştırmalar. Biz ne gördük? Prefer gördük. Doğru mu arkadaşlar? Bir de üstüne would rather gördük. Mesele neydi? Write your preferences. Tercihlerinizi yazacaksınız. Nasıl? By making a full sentence. Tam cümleler oluşturarak. Tam cümleler oluşturmak ne demek? Senin bir tane öznen var mı? Var. Öznenin arkasından feel, prefer. Gelmiş mi? Gelmiş. Senin bir tane öznen var mı? Var. Bu öznenin arkasından tercih etmek anlamında would rather gelmiş mi? Gelmiş. Peki aradaki fark neydi? Prefer ile yaptığım karşılaştırma to isteyecek. Would ile yaptığım karşılaştırma den isteyecek. Bunu unutmayacağım. Bak şimdi. Ne yapıyor bu oğlan? Bisiklet sürüyor. O zaman ben diyorum ki I prefer ama bak kendi tercihimi söylüyorum. Bak, yor diyor çünkü. E ben kayak yapamam yapamıyorum ya ne yapayım? O zaman ne yapıyorum? I prefer şimdi cycle yazacağım. E koymam lazım ama prefer diyor ki Hacı abi biliyor benim arkamdan ing getir. I prefer cycling. Bisiklet sürmeyi. Neye tercih ediyorum arkadaşlar? Şuraya ski yazdım. To ski. Hayır. Buradaki to arkasından work bir de kalamaz. Bu bir karşılaştırma edatıdır. Ve edatlar on, in, under, to. Her neyse arkalarındaki fiilin üstüne ing isterler. İzle. I prefer cycling to skiing. Ben tercih ederim. Bakın neye? kayak yapmaya tercih ediyorum. Kayak yapmaya tercih ediyorum. Neyi? Bisiklet sürmeyi. Mükemmel. Geldim ikiye. Şimdi would rather. Would rather'ın en lezzetli özelliği ne arkadaşlar? Arkasından gelecek olan fiili ayancı ile tuyla bilmem neyle istemez. Verb bir şeklinde ister bu aslan parçası. Şimdi ben sinemaya mı gitmeyi tercih ediyorum? Tiyatroya mı gitmeyi tercih ediyorum? Hocam ben sinemaya gitmeyi tercih ediyorum. Okey. I would rather go to The. Çok pardon. Şimdi şöyle hemen sinema yazdım. Sinemadan sonra den getirdim. Bak tu getiremiyorum. Would rather den istiyor. Bunu neye tercih ediyorsanız yazabilirsiniz. I would rather go to the cinema than bak ne yaptım? To demedim. Then işte theater olabilir veya her neyse ona tercih ettiğimi söylüyorum. Çok önemlidir. Prefer to karşılaştırma. Would rather den karşılaştırma. Bitti. Geldim. Cümleyi daha da uzun yazabilir miyim? Yazarım. İzleyin şimdi. Mesela ben satranç oynamayı daha çok seviyorum. Dolayısıyla satranç oynamayı basketbol oynamayı tercih ediyorum. I prefer. Yazdım mı? Yazdım. Bak şimdi. Fiili verdim. Play. Ama ne olmak zorunda? Fiilim ayıncı almalı. I prefer playing. Ne oynayacağım arkadaşlar? Chess oynamayı. Satranç oynamayı tercih ediyorum. Güzel. Şimdi I prefer playing chess. Neye? To Play yazıyor bırakıyor öğrenci. Aman diyeyim canını yiyeyim. Niye? Çünkü buradaki tu edattır. Arkasından gelen fiilin üstünde lokum gibi öğrenci ister. Playing basketbol diyerek defterimi dürüm gibi dürüyorum. Bakın şöyle yazdım. I prefer playing chess to playing basketball. Ben basketbol oynamaya, istemiyorum basketbol oynamayı, satranç oynamayı tercih ederim. Arkadaşlar ve 10 saniyeniz başlıyor. Ekran fotoğrafı için. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, şıkırt çevirdim ve 10 numara 5 yıldız bir yapı. Diyor ki bana başka bir kalem alacağım elime bir saniye. Answer the questions çok kolay. Soruları cevaplayınız ama bir şeye dikkat edin. Sizin gireceğiniz yazılıda hoca diyebilir ki short answers kısa cevap verin. Bakın şimdi diyelim ki hoca kısa cevap verdi. Ver dedi. O zaman ne yapıyorum? Can you swim? sen yüzebilir misin? Eğer ben yüzebiliyorsam yes I can derim değil mi arkadaşlar? Şimdi öğren şunu soruyor. Hocam yazılı da neye göre cevap vereceğim? Arkadaşlar kendinize göre cevap vereceksiniz. Eğer ki kısa cevap istemişse can you swim? Yes I can. Evet bunu yapabilirim. Peki hocam benden uzun cevap istenseydi hemen şuraya bir yes yazıp virgül atardım ve cümlemi uzun olarak I can swim şeklinde tamamlayabilirdim. Evet yüzebilirim. Mesela hadi bir tane daha yapalım. Şimdi diyor ki can you speak Spanish? Bunu kendinize göre arkadaşlar. Hocam ben İspanyolca konuşamam derseniz ve kısa cevap işin içindeyse no I can't. Hayır bunu yapamam demiş olursunuz ama Hocam bizden uzun cevap isteniyor. No verdim. Hemen bir virgül. I can't. Amerikalılar can't, İngilizler can't. No, I can't speak Spanish diyerek defterimi kapattım. İşte bu kadar. Devam etmek istiyorum arkadaşlar. Hocam, şimdi bana şöyle bir soru geldi. Can you best friend? Bakın, şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz benden bahsetmiyor. Benim en iyi arkadaşımdan bahsediyor. Ona göre cevap vereceğim bilginiz olsun. Tamam mı? Can you best friend play the guitar? Senin en iyi arkadaşın gitar çalabilir mi? Şimdi benim en iyi arkadaşım bir kız değil mi arkadaşlar? O zaman diyorum ki bakın, yes. She can Evet bunu yapabilir. Yani benim en iyi arkadaşım gitar çalabilir. Ne yaptım? Kısa cevap olarak verdim. Hocam uzun cevap olsaydı yes dedim. Bakın yes dedim. Attım bir virgül. She can play the guitar diyerek misler gibi uzun cevap verebilirdim. Evet. Hocam bir tane daha. Can we ride Hoş. Biz at binebilir miyiz? Biz at sürebilir miyiz? Arkadaşlar soruyu kendi kendimize sorup kendi kendimize cevap veriyorsak yes we can diyebilir miyiz? Mesela at binebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir ehliyetimiz, böyle bir yeteneğimiz var. Bakın şimdi yes we can. Kendi kendimize deli gibi konuştuk, deli gibi cevap verdik. Ha arkadaşlar ben diyorum ki arkadaşlar ben ve Tonguç at binebilir miyiz? Mesela siz diyebilirsiniz ki Yes. You can. Evet, siz at binebilirsiniz demiş oldunuz. Bu yine öğretmeninizin sizden cevabı kendi kendinize mi yoksa karşıya mı vermeniz gerektiğini bildirecektir. Öğretmenin bu soruyu sorduğu şekle göre cevap vereceksiniz. Hocam uzun cevap verecek olsaydık bakın şimdi. Yes dedim. We can ride horse veya horses yine tekil çoğul size kalmış arkadaşlar. Mesela burada o zaman ne olurdu hocam? Nasıl olurdu? Tabii ki de you can ride. Bak şimdi biz at binebilir miyiz? Yes, you can ride horse ya da you can ride a horse ya da horses diyebilirim. Eğer tekil durum söz konusuysa arkadaşlar burada e olacak idi. Şuraya da tekrardan yes verebilirsiniz virgül eşliğinde. Peki hocam bu bize sınavda gelir mi derseniz Vallahi size işte bir şey söyleyeyim mi? %100 gelir. Kalemimi çektim. Arzu eden şu anda ekran fotoğrafını alabilir. Ve 5 Ve 4 Ve 3 Ve 2 Ve 1 Ve 0 ekran fotoğrafları eğer alındı ise hemen arkadaşlar çekiyorum ve hop sayfamı çeviriyorum. Şimdi ne kadar harika bir şey var. Diyor ki this Bakın arkadaşlar yazalım. Bu Nasıl bir bu biliyor musunuz? ...dokunabileceğim kadar yakında. Bakın diyorum ki bu kalem... ...that, şu... ...arkadaşlar dokunamayacağım kadar uzak, uzaklıkta bilginiz olsun. Pekala. These, bunlar... ...bak şu dedi ya dokunamıyorum dikkat et. Bunlar. Bakın şimdi these, bunlar dokunabileceğim kadar yakında. Tamam mı arkadaşlar? Mesela those, şunlar ve ne yapıyorum dokunamayacağım kadar uzaktalar şunlar derken bilginiz olsun. Şimdi demiş ki: "Hocam boşlukları dolduracağız. Fill in the blanks with this, that, these, those. Bu, şu, bunlar, şunlar ile boşlukları doldurunuz." demiş. Önemli mi? Kesinlikle ve kesinlikle önemli. Peki neye dikkat edeceğim? Tekilliğe, çoğulluğa dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi. Are there scooters? Şimdi eğer ki bu skuturlar benim dokunabileceğim kadar yakındalarsa these are their scooters. Mesela bunlar onların skutu. Ha ama işaret ettiğim şey benden çok uzakta. Dokunamıyorum arkadaşlar ve size ilerideki bir şeyleri gösteriyorum. Bakın şimdi. Those are their scooters. Şu ileride gördüklerin şunlar değil mi? Bakın o insanların, o kişilerin skuturlarıdır. Hocam niye çoğul yaptık burayı? Bakın hem ar var hem de skültür kelimeme dikkat edin. Skuturlar çoğul var. Peki şimdi hemen devam ediyorum. İkinci kısma geldim İz gördüm. Size bir şey göstereceğim. My favorite bag. Benim en sevdiğim çantam yanımda. Peki o çantayı dokunabiliyor muyum size gösterirken? Eğer yakınındaysa dokunabiliyorum anlamındadır. O zaman şuraya şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Bakın şimdi hemen buraya this yazdım. This is my favorite bag. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim çantamdır. Dokunamayacağım kadar uzakta olsaydı size ileri işaret ederdim ve derdim ki ya arkadaşlar şurada duran çanta var ya that is my favorite bag. Şu benim en sevdiğim çantamdır. Dediğim gibi yakınlık ve uzaklık. Devam. Baktım hemen çoğulu gördüm. Pencils on that table. Şimdi uzakta bir masa var arkadaşlar. Bakın nereden anladım? That table. Ta ileride o masa. Şu masanın üzerindeki kalemler, dolma kalemler Dayana'nınmış. Ha, tekil mi çoğul mu? Hocam vallahi çoğul. O zaman ne yaptım? Dur. Kalemin rengini değiştirdim. Bana uzak mı? Uzak. Şöyle yazdım. Those gördünüz mü? Those pencils on the table, şu masanın üzerindeki kurşun kalemler, dayanaz. Dayananın kalemleridir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onu ellemiyoruz. Bir sonrakine geçtim. Bike'ı gördüm ve bu bike kelimesinin aa bir de baktım ki tekil çoğul olmadığını fark ettim. Burada da hemen bakın is tekili ifade ettiğine göre dedim ki yakınımda ya size böyle yaptım. Ya arkadaşlar this bike is it mine. Bu bisiklet benimki benim bisikletim değildir demiş olduğum. Pekala şimdi burada çok önemli bir şey var. Fish kelimesinin bir özelliği var arkadaşlar. Eğer ki kelime Tekil olsaydı fish böyle yazılırdı. A fish eğer ki kelime çoğulu ifade edecek olsaydı kelime to fish. İki balık derken böyle yazılacaktı. Güzel. Demek ki bunun tekil ve çoğul olup olmadığını e belirleyecek. Ama daha güzeli bakın şimdi. Tekil olsaydı looks olurdu değil mi? Bu look s alırdı. Look'a bakıyorum. Çoğul fiil. Çoğul daha doğrusu nasıl? Çoğul özne formunda. Dolayısıyla fish look. Ben buradaki fish'in balıklar olduğunu anlıyorum. Ve size diyorum ki, uzağa gösteriyorum ve arkadaşlar diyorum ki those fish, şu balıklar look beautiful. Çok güzel görünüyor. Şimdi burası önemli mi? O Acayip önemli. Hocam peki bu konu tekil çoğula bağlı olarak çıkar mı? Bakın yüzde yüz. Şaşmaz. Kalemimi çektim. Ekran fotoğrafı için beş, dört, üç, iki, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dedim ve %100 çıkar diyerek sayfamı mis gibi çevirdim. En sevdiğim yer çoktan seçmeliler. Şöyle rahlemi düzeltmeye çalışıyorum. Kırmızı kalemimi elime alıyorum ve arkadaşlar boşluk için beni bir kalem elimi çizmişim bu arada. Önemli değil. Şimdi dedi ki love eating cucumbers. Hmm. Salatalık yemeyi sever. İyi de kim sever buna bakacağız şimdi. Eğer she olsaydı burası loves olurdu. O zaman she olamaz arkadaşlar. Fiilimin s alması gerekirdi. She loves eating cucumbers. Gitti. Şimdi me olmaz. Neden? Bakın bu nesne durumundadır. Love me. Beni sev. Ama özne durumunda olması için I olması gerekirdi. Bunun cevabı mide olamaz. Fakat arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Hemen şuraya mis gibi they yazdım. They love eating cucumbers. Onlar salatalık yemeği sever dedim ve misler gibi ikinci soruma geçtim. Bakın şimdi arkadaşlar. I need ben bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Needs ne yapacak? Değil mi? Arkasından nesne alacak. I need an apple. Bir elmaya ihtiyaç duyarım. Neye ihtiyaç duyarsın? Bir elmaya. I need a car. Bir arabaya ihtiyaç duyuyorum. Neye ihtiyaç duyuyorum? Bir arabaya. Arkadan nesne. Hayda. E bu özne durumunda. He hoppa. E bu da özne durumunda. She o o. Bak Türkçelerine bak. O geldi. O gitti. Bana ne lazım? Ona, onu, işte nesne durumunda cevap dolayısıyla arkadaşlar şıkırt diye her. I need her. Ona ihtiyacım var. To be here with me. Burada yanımda olmasına. Ha, onun benim yanımda olmasına, olmasına ihtiyacım var derken. Bakın arkadaşlar nesne durumundaki zamir geldi. She, o, her, onu, ona. Ne kadar güzel oldu. Onun anlamı da var o sıfat. Sahiplik sıfatı ama konu burada o değil. Peki hala. Şimdi arkadaşlar Sam and boşluk. Both English teachers. Şimdi Sam ve bir kişiden bahsedeceğim. Her ikisi de nedir biliyor musunuz? İngilizce öğretmenidir. On numara beş yıldız. Özne durumundaki bir zamir lazım buraya. Bak özne durumundaki. Şimdi şarkılarda falan duyuyorlar ya you and me. Hemen buraya geliyor öğrenci mi'yi çakıyor. Halbuki mi nesne durumundadır arkadaşlar. Hmm, bana özne durumu lazım. Bakın burada da their names onların isimleri sahiplik sıfatı var. E bana özne durumundaki bir zamir lazımdı. Sam and I. Sam ve ben yani kimden bahsediyorum? Bizden bahsediyorum arkadaşlar. Harika. O zaman cevap çok net I. Adana olacaktı. Sam and I both English teachers. Sam ve ben. Yani biz İngilizce öğretmeniyiz, İngilizce öğretmenleriyiz deyip defteri kapatabilirdim. Bakın şimdi arkadaşlar. Can you help? Hmm bana yardım et, sana yardım edeyim. Help'in arkasından nesne durumu lazımdır. E şimdi bu özne durumundadır ben. E bu da özne durumundadır biz. Ama bakın arkadaşlar mi bu sefer oldu size beni bana nesne durumundaki zamirdir. Can you help me? Bana yardım edebilir misin? Elif Arkadaşlar özellikle mi durumu. Bakın I ve mi durumu yazılılarda, testlerde en çok başımızın belası. Ben olsam ne yaparım? Lokum gibi ekran fotoğrafı alırım ama öncesinde şunu not ederim. Ay ben diyorum eşittir diyorum özne durumundaki zamir. Mi diyorum eşittir diyorum bakın beni veya bana. Bu da nesne durumundaki zamirdir. Şimdi ekran fotoğrafı için elimi ayağımı çektim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, şıkırt. Ekran fotoğrafları alındı bence. Arkadaşlar şimdi bakın. Diyor ki. Answer the questions. Soruları cevaplayınız diyor. Şimdi soruları cevaplayacağız. Ama bakın neye göre? Yourself. Kendinize göre. Bu yüzden bunların cevapları keyfidir. Yeter ki doğru cevabı veriniz. Bir örnek. What kind of movies? Eğer bu Amerikan İngilizcesi ise movies. Hocam İngiliz İngilizcesi olsaydı films olacaktı. What kind of films do you like? Ne tür filmlerden hoşlanırsın? What kind of movies do you like? Ne tür filmlerden keyif alırsın, hoşlanırsın? Şimdi arkadaşlar, bana sorduğuna göre o zaman cevap neyle başlar? I ile başlar. Güzel. Peki benim fiilim neydi? Like. O zaman ben şuraya hemen I like Hoşlanırım. Ne tür filmlerden? Ben mesela kendimden bahsediyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki, science fiction. Hmm, I like science fiction. Ben bilim kurgu filmlerine bayılırım. Onlardan hoşlanırım. Siz kendiniz yazılı da neyi seviyorsanız buraya onu yazarsınız. Geldim ikiye. Şimdi diyor ki, What's your favorite movie? Peki senin en sevdiğin film hangisi? Arkadaşlar, burada your dediğine göre cümlemi... mi? My ile başlatabilirim. Bakın şimdi. My best ya da my favorite. Doğru mu? Bakın, my favorite movie. Benim en sevdiğim film is. Şimdi burada kişinin kendisine kalmış. Bunu tamamen size bırakıyorum. Matrix'tir, Karayip Korsanları'dır, artık her neyse. My favorite movie is Matrix yazdım. Peki hocam, ben şu your favorite movie. Bunu bu kadar uzun yazmasam da şu my favorite ya da your favorite bunun yerine it zamirini kullansam it is yani Caribbean desem olur mu? Vallahi olur it öznesini de kullanabilirim. Hatta daha lokum daha güzel olur bilginiz olsun. Şimdi bir tane daha. Diyor ki do you enjoy Turkish comedy movies? Öncelikle bir kısa cevap verebilir miyim? Verebilirim. Mesela yes I do. Evet öyle anlamını yüklemiş olurum. Diyorum ki arkadaşlar bakın şimdi. Do you enjoy Turkish comedy movies? Hocam Türk komedi filmlerini seviyor musun? Yes I do. Vallahi seviyorum dedim arkadaşlar. Hocam peki uzun cevap vermek isteseydim... ...olay nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Yes. Bir virgül devam ederim. I enjoy. Neyden zevk aldığımı yazmak istiyorum. Mesela ben şöyle yaptım. E, i̇sim vermeye de gerek yok gerçi. Aynı olduğu gibi... Turkish Comedy neyse uzun yazalım arkadaşlar. Comedy Movies diye uzatabilir da miydin hocam? Kesinlikle uzatabilirdim. Arkadaşlar arzu eden buranın ekran fotoğrafını alabilir. Arzu etmeyen almayabilir. Kolay bir konuydu. O yüzden çok üzerinde durmak istemedim. Hikaye şu. Kendi keyfinize göre cevap vereceksiniz sorulara. Eğer about yourself denmiş ise sınavda. Peki bu basit olduğu için çok üzerinde durmadım ama en önemli konulardan bir tanesi olan ve karıştırılan saatlere geldim. Şimdi arkadaşlar önce bilmem gereken şey ne? Saati şöyle şıkırt diye ikiye ayırın arkadaşlar. Saatlerimizin sağ tarafları past olacaktır. Geçe sol tarafları tu olacaktır. Kala. İngilizce'de Önce ne yapıyorduk biz? Normal şartlar altında dakikayı söylüyorduk, sonra saati söylüyorduk. Hocam peki burada tam saat var. O zaman şöyle diyebilirsin bak. What time is it? Biz zamanın öznesi olarak it kullanırız. O zaman it is ya da kısaltmalı yazalım dur. Zaten şuraya çentiği koyduk nasıl olsa. Evet. It's seven o'clock. Hocam it's seven desem yeterli mi? Yeterli. Peki hocam it's ya da it is seven o clock desem sorun olur mu? Hiç sorun olmaz yazabilirim. Bu bir. Saatin 7 olduğunu söyledim. Geldim 2'ye. Bakın şimdi. Diyor ki şu kalemi bırakayım arkadaşlar şunu alayım. Ben diyeceğim ki saat 6'ya 5 var. Doğru mu? Doğru. Ne dedik? Kalalar tu olarak sol taraf. Şimdi saatin öznesini, zamanın öznesini itiz diye yazdım. Burası tamam. Kaç var arkadaşlar? 5 var. Ben ne dedim? Önce dakika yazılır, sonra geçe veya kala konur. Şimdi saati ikiye böldüğümde sol tarafta kalmış mı benim? E, saat dilimim sol tarafta kalmış. It is five to neye? Six, altıya. Evet. Şimdi bakalım saati sona yazdım. Altıya beş var demiş oldum. Gayet kolay bir şekilde. Bir sonrakine geldim. Çeyrek var arkadaşlar. Saat üç'e Çeyrek var diyeceğim. Yine hemen saatin, zamanın öznesi olan iti yazdım. Cümle başlarındaysak tabii büyük harfle yazıyoruz. Ayrı bir konu. Bakın şimdi. It is a quarter. Şimdi şuraya quarter. Bunu yazdım. Çeyrek değil mi arkadaşlar? It is. Buraya bazen e diye görebilirim. Bazen görmeyebilirim. It's quarter. Bakın var dediğime göre to diyeceğim. Ve hemen arkasına üçü getirerek saatimi tamamlayacağım. It is quarter. 2, 3. Saat 3'e çeyrek var demiş olduğum. Peki hocam. Buçuk demek istersem Yine ne yapıyorum? Şuraya it zaman öznesini yazdım. It is half. 30 dakikayı karşılamayacak mı? Yarımı karşılamayacak mı? Bakın. Dakikamı yazmış oldum. It is half past. Buna dikkat lütfen. Half past buçuklarda pastı kullanıyorum. Şimdi mesela saat iki buçuksa o zaman buraya da hemen to diyerek defterimi dürüm gibi dürdüm. Peki belki ekran fotoğrafı alabilir arkadaşlarım. Önemli. Ekran fotoğrafları alırken bir kere de anlatmak isterim. Saatin sol tarafı to kalayı gösterecek. Saatin sağ yarımı past geçeyi gösterecek. Önce dakikayı yazıyorum. Sonra to ve pastı getirip saatimi yazıyorum. Eğer çeyrek söz konusursa Konuysa yalnız çeyrek söz konusuysa kota, e kota, çeyreği ifade edecek yarım yani eğer biz e, buçuklardan bahsedeceksek half past ile kullanacak dedik ve kullanılacak dedik ve sayfamızı misler gibi çevirdik. Şimdi arkadaşlar benim sevdiğim konulardan bir tanesi kelimedir ve bakın kelime ile ilgili şöyle söyleyeyim yüzde yüz Çıkar. Çıkmaz mı? Vallahi çıkar. Hatta yetmiyorum önemini belirtmek için diyorum ki yazılarda sorulur. Şöyle gözlerimizin içine sokuyorum. Kelimeleri mutlaka biliyorsunuz doğa olaylarının ama birlikte yazacağız. Sonra ekran fotoğrafı alacağız. Hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar benim karşımda ne var? Bir adet lokum gibi tsunami var. Bakın geldi tsunami. Çok kolay. Hemen şuraya ne yapıyorum? Tsunami'mi ekliyorum. Bu bir. Birinci doğa olayım. Bakın Disaster. Bakın natural disaster doğal felaketler. Tsunami yazdım. Bir. Devam etmek istiyorum. Burada belli ki bir deprem Allah muhafaza ortalığı götürmüş. Şu dünya kelimesini yazdım arkadaşlar. Earth. Bunun dünya olduğunu biliyorsunuz earthquake bakın bir q u ondan sonra devamını getirdim earthquake ve dedim ki deprem. Peki hocam buradaki olay tornado. Bakın arkadaşlar hortum vallahi var ya adamı dümdüz eder diyorum ve şöyle tornado diye de yazdıktan sonra en sevdiğim çığ. Neden en sevdiğim onu da söyleyeyim? Söylemesi çok güzel çünkü. avalanche hemen arkadaşlar şuraya avalanche da yazdım. Peki ekran fotoğraflarını alırken ben bir kere okumak istiyorum. Tsunami bildiğimiz tsunami. Earthquake deprem. Tornado hortum. Avalanche bu da arkadaşlar çığ demekti. Ve 3 ve 2 ve 1 ekran fotoğrafları bence tamam diyorum. Sayfamı çeviriyorum. Yine sevdiğim konulardan bir tanesi. Nedir? Öncelikle gerçekten buna dikkat. Neden? Hocam kesin çıkar mı? kesinlikle çıkacak WH question'lar var arkadaşlar. Bakın WH, WH görüyor musunuz? Bakın WH, bak WH question'lar. Bu gelir mi? Gelir arkadaşlar size söyleyeyim. Ve lütfen iyi dinleyin burayı. Diyor ki write questions for the numbered words. Size numaralandırılmış kelimeler verdik. Okey. Bu kelimeleri karşılayacak şekilde soru sormanız lazım. Peki. Şimdi şöyle düşünün. Mary always listens to music in the evenings. Mary daima akşamları musiki dinler. Peki bakalım arkadaşlar ne zaman dinler? Şimdi in the evening'i sormuyor muyum? Soruyorsun hocam. O zaman şöyle yapabilir miyim? When does Mary... Okay. Şimdi does piyasaya çıktığına göre... Listen artık listens olur mu? Hayır. Niye? Çünkü listen üzerindeki s Yardımcı fiil olan do'nun üzerine geldi. Ve bu do when does bakın daza dönüştü. When does Mary evet listen to music. İşte bu kadar. Diyor ki Mary ne zaman müzik dinler? O zaman arkadaşlar bu dördün cevabı. Mary listens to music in the evening. Akşamları dinler. Bir. Geldim ikiye. Şimdi diyor ki müzik kim dinler? Çok kolay arkadaşlar. Eğer ki eylemi yapan özne durumundaki who kimge bak kimi demiyorum kimi demiyorum kim dinler Mary'i kim dinler kim Mary'i dinler bunlar başka şeyler doğru mu o zaman özne durumunda bir who var buna dikkat yapmam gereken şey çok basit Mary'i kaldırıyorum ve yerine whoyu getiriyorum hocam her seferinde OVS yazmak zorunda mıyım kesinlikle de değilsiniz bak şimdi who listens bakın şimdi Who listens? Mary kalktı, who geldi. Bu kadar. Who listens to music? Evet. In the... Peki hocam evening'in sonuna her seferinde s vermeli miyim? Sadece evening olarak kalamaz mı? Kesinlikle kalabilir bilginiz olsun. Who listens to music in the evening? Akşamları kim müzik dinler? Ne yaptık arkadaşlar? Bakın birin cevabını almış olduk. Şimdi geldim ne sıklıkta? Biz dedik ki bizim sıklık zarflarımız var. Always Daima, usually, genellikle, often, sık sık. Şimdi ne sıklıkta dinler? Bakın, how often? W sonra eğer durumda bir e, anormallik söz konusu değilse, burada olduğu gibi, w sonra yardımcı fiilim geldi. Bakın, how often does Mary? Evet, özlemi de getirdim. How often does Mary? Listen. S nerede? Bakın do'nun üzerinde. DAZ oldu. O zaman buraya listen olduğu şekliyle geldi. How often does Mary listen to music? Mary ne sıklıkta müzik dinler arkadaşlar? She always listens to music. O zaman buraya da 2'yi yazdım ve son soruma geldim. Mary akşamları ne dinler diyebilir miyim arkadaşlar? Ne yapar da diyebilirim, ne dinler de diyebilirim. Ama ne yapar daha lezzetli geldi. Bakın şimdi. What does Mary do Evet. In the. Şöyle yapalım. Evenings. Bakın. S'i vermeseniz de olur. What does? Şunu da i koyalım. What does Mary do in the evenings? Mary akşamları ne yapar? Dolayısıyla arkadaşlar müzik dinlerin cevabı da hoppa 3 olarak buraya geldi. Şimdi. E, aşırı gerçekten aşırı önemli arkadaşlar. Burada cümle üretme durumu söz konusu. O yüzden buranın ekran fotoğrafı için 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şıkırt diye ekran fotoğrafları alınmış olsa gerek. En sevdiğim konu önemli. Bakın şimdi. Dedik ki, fill the blanks. Boşlukları doldurun dedik. Neyle? With Comparative forms yani karşılaştırmalı yapılar var ya arkadaşlar sıfatların komparatif formlarını kullanacağız. Hani er'ler, denler, efendim more beautiful falan gibi. Neydi? Tek heceli sıfatlardı. Bir hatırlatma. Eğer bir sıfat ağzımızdan çıkarken beautiful birden fazla ünlü harf ağzımızdan çıkıyor ise ne yapmam lazım? More kullanmam lazım. Konu tartışmaya kapalı. Bakın şimdi. This tree. Şimdi burada bir ağaç var. Diyorum ki this tree is more beautiful than that tree. Beautifulu tekrar buraya istersem yazarım, istersem parantez içerisinde bırakırım bilginiz olsun ama biz yazalım arkadaşlar. This tree is more beautiful than that tree. Arkadaşlar bu ağaç şu ağaçtan ha karşılaştırma durumunda değil mi arkadaşlar? Karşılaştırma için then bu kelimeyi kullanacağım. Mükemmel. Devam. I don't normally compare trees. Aslında ben ağaçları, mağaçları karşılaştırmam. Böyle bir adam değilim. But this one ama bu gerçekten daha yeşil belli ki. Bakın arkadaşlar şimdi. This one has. Şimdi green. Şuraya green yazdım mı? Yazdım. Burada durdum. Niye durdum biliyor musunuz? Şimdi iki tane ünlü harf olsa bile ağzımdan arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bir tane ünlü harf çıkıyor. Green diyorum. O zaman buraya hemen ER geliyor. Greener deyip defteri kapatıyorum. Bakın şimdi. Bu ağacı çok beğendim. This one has greener leaves. Daha yeşil yapraklara sahip. Leave. Bakın şimdi. Normalde bu kelime leaf yaprak demektir. Hemen notumuzu aldık. Ama İngilizce'de F sesi ile biten isimler çoğullaşırken leaves. Şu F'yi V'ye dönüştürür. Ondan sonra E, S gelir. Devam. I love the color green. Ben yeşil rengine hastayım. Yeşili çok severim. Here is another beautiful tree with green leaves. İşte size yeşil yapraklı olan bir başka ağaç daha. But this one is taller. Ama bu daha uzun. Şimdi arkadaşlar tall kelimesine bakıyorum. Ağzımdan bir tane ünlü çıktı. O zaman more kullanamam. ER getiriyorum. This one is taller than the other tree. Bakın ne diyor? Bu diğer ağaçtan daha uzun. İşte kaburda karşılaştırılması yapıldı. I can't decide which one is. Bakın şimdi arkadaşlar suitable hayda iki tane çıktı ağzımdan her ne kadar sondakini okumuyor olsam da suitable bakın sweet suitable görüyor musunuz ağzımdan birkaç tane ünlü çıkıyor o zaman ne yapıyorum hemen buraya more yazdım sonra suitable kelimemi sweetable diyorlar hayır suitable suitable tamam mı arkadaşlar ve bunu da yazdım ...is more suitable for the new year. Yeni yıl için bu daha uygun görünüyor diye. Bakın daha uygun olduğunu söylemiş olduk. I guess. Hmm, öyle tahmin ediyorum ki. I will choose the cheaper. Bakın. Cheap. Şimdi diyor ki öğrenci, hocam e iki tane ünlü var. Önemli olan o değil arkadaşlar. Ağzımdan kaç ünlü çıkıyor? Çiğip. Bakın sadece iyi çıktı. Hemen ne yaptım? Eğreyi getirdim ve defterimi kapattım. Bence buranın ekran fotoğrafını kesinlikle alalım. Hele ki şu bilgi de aşırı önemliydi. Ve 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, şıkırt dedim. Sayfayı çevirdim. Şimdi arkadaşlar burası önemli. İlkinde parantez vermek istemedim. Kendim anlatmak istedim. Fill in the blanks. Şimdi boşlukları dolduracağım. Neyle? Bakın şimdi. Doğru biçimiyle. Neyin? Fiillerin doğru biçimiyle. Şimdi burada ben eğer always'i görüyor isem normalde şu parantezde ama ben anlatmak için bunu bu şekilde yapmak zorundaydım. Burada bakın verb birim var. Hocam nereden anlayacağım? Ben sıklık zarflarını geniş zamanda simple present tense kullanmıyor muyum? Kullanıyorum. Bakın şimdi hemen do you always come here? Sen daima buraya gelir misin? Fiilimin birinci hali. İşte correct form dediği Değil mi arkadaşlar? Neye göre? Tense göre fiilin düzgün biçiminin gelmesidir. Mesela the weather. Şimdi havaya baktım. Hava sayılamaz. Tekil formda kullanılabilir. Biz ne dedik? Sayılamayan isimler. Hava, su, gezöz mesela değil mi? Kahve. Bunlar sayılamayan isimlerdir ve tekil formdaymış gibi kullanılır. O zaman ben şuraya aslanlar gibi bir kan bir kere yazarım. Yazdım. Hemen sıklık ben neye baktım arkadaşlar? Sıklık diyorum. Özür dilerim bu arada. Sıklık zarfına bakabilirim. Tamam. Ama burada zaman zarfıma baktım. Her akşamdan da bahsediyorum değil mi arkadaşlar? Belli ki bu geniş zaman bir cümle. E hava tekil formda kullanılacağına göre the weather becomes better in the evenings. Hava akşamları daha da iyileşir, daha da güzelleşir. Become better daha iyiye gitmek, iyileşmek. Süper. Bir sonrakine geldim. Şimdi arkadaşlar burada Hiçbir fiil göremiyorum. Gitmek, gelmek, yemek, içmek. Sadece elimde B var. Tartışmaya kapalı. B'yi görünce benim aklıma ne gelir? Emizar. Emizar neye göre seçerim? Özneye göre. O zaman we are the most clever students in the class. Biz sınıftaki en zeki çocuklarız diyebilir miyim? Diyebilirim. İşte lokum ötesi bir örnek oldu bu sizin için. Melisa ve Elif'ten bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, Melisa bir tekil isim. Elif bir tekim isim. O zaman bunun ikisi birleşince ortaya they çoğul öznesi çıkar mı? Çünkü and iki tekil ismi bağlar ve bir çoğul özne ortaya çıkartır. Melissa ve Elif kim onlar? They love konu bakın kapalı. Niye hocam konu kapalı? E çoğul es veremezsin. She loves olur, he loves olur ama Melissa ve Elif they love. Bunlar neyi seviyor? Güzel olmayı seviyor bu artistler. Bilginiz olsun tamam mı arkadaşlar? Şimdi. My, benden bahsetmiyor ki. My brother, benim erkek kardeşim. Yani he'den bahsediyor. Bakın özne tekil. Usually do geldi. Do geldi ama üçüncü tekil şahıslar geniş zamanda fiillerinin üzerine s isterlerdi. My brother usually does. His homework at night. Benim biraderim genellikle geceleri ev ödevini yapar. İşte bu kadar basit. Pekala arkadaşlar, isteyenler için burayı durdurdum. Niye? Bir ekran fotoğrafı için. Hocam peki present simple tense kesin gelir mi? Bakın şuraya %100 kesin diyorum ve 5 4 3 2 1 Şıkırt diye ekran fotoğrafımı alıyorum, sayfamı çeviriyorum ve harika bir ödüllü soru eşliğinde sınavda arkadaşlarıma başarılar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.